Merhabalar Ömür Ailesi Ben Celal Emre Bugün sizlere bilgisayar üzerinden Discord programını bilgisayarınıza nasıl yükleyip ders sesli olarak katılacağınızı göstereceğim Öncelikle sizlere WhatsApp üzerinden gönderdiğim indirme linkine yani Discord.com download linkine basmanız gerekiyor Sizleri tarayıcınızda bu sayfaya yönlendirecektir Buradan Şimdi Kur seçeneğine ee, Basıp indirebilirsiniz Veya eğer Mac, Android, iOS veya Linux kullanıyorsanız buradan basıp indirebilirsiniz. Benim işletim sistemi Windows olduğu için buradan şimdi indire basıyorum. Gördüğünüz gibi yükleme dosyası inecektir. Sonrasında bu yükleme bittikten sonra e, bu yükleyiciye basıp Discord programını yükleyebilirsiniz. Yüklemeyi tamamlayabilirsiniz. Onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi yüklememiz bitti. Tıklıyorum. Veya burada çıkmıyorsa indirilenler dosyasına veya masaüstünüze de gelebilir. Oradan tıklayıp da açabilirsiniz. Ve gördüğünüz üzere Discord'umuz açıldı. Ee, cihazı değiştir diyebiliriz. Bunların ayarlarını sonradan göstereceğim zaten. Şimdi e, buradan Giriş yapmamız gerekiyor, ama büyük ihtimalle hesabınız yoktur, o yüzden kaydolmayı da göstereceğim. Bir hesap oluştur diyorum, kaydol dedim. Hesap oluşturuyoruz. E-postanızı yazıyorsunuz. Kullanıcı adınızı yazacaksınız. ve şifrenizi girmeniz gerekiyor Devam et'e tıklıyorum Şu anda bizim profilimize geldi Şimdi öncelikle ayarlarınızı kontrol edelim Buradan yeni bir sunucu ekleyebiliyorsunuz Bu Explore Public Servers başka serverlere girmek için, başka sunuculara girmek için pek kurcalamanıza gerek yok. Burada mikrofon ve kulaklık seçeneklerimiz var. Eğer taarlı kaldır derseniz herkesi de duyabilir hale geleceksiniz. Eğer mikrofonunuzu susturmaya basarsanız siz konuştuğunuzda ses karşı tarafa gitmeyecektir. Eee ikisini de kullanabilirsiniz ders sırasında. Diyelim mikrofonunuzu sesi gitmesini istiyorsunuz. susturmayı ve susturmaya basabilirsiniz. Sonuncu ayarlarınıza geliyoruz. Evet buradan önemli olan ses ve görüntü. Buradan ses ayarlarınızdan hangi mikrofonu kullandığınızı görebilirsiniz. Ben HAT2 Steinberg kullanıyorum. Eğer mikrofon laptoptan giriyorsanız büyük ihtimalle mikrofon dizisi olacaktır sizler için. Basıyorum. Eee, kontrol edebilirim buradan. Sesimi dinleyebilirim. Çıkış aygıtısını ise buradan e, hangi çıkışı kullanacaksanız onu seçebilirsiniz. Yine Laptop'tan giriyorsanız Laptop'un varsayılanını kullanılmak için hoparlör bunu seçebilirsiniz. Veya sizde farklı gelebilir seçiniz gelin bir hoparlör bağladınız onu seçebilirsiniz burada. E, burada ses e, seviyelerini ayarlayabiliyorsunuz. E, ve burada giriş modunda ses etkinliğine tıklamanız gerekiyor ve giriş hassasiyetini otomatik olarak ayarlayın. Böyle olacak, böyle gelecek sizlere ve bunu kapatmanız gerek. Kapattıktan sonra bu turuncuyu buradan 80 desibele kadar getirebilirsiniz. Bu şekilde çıkardığınız bas seslerde, tiz seslerde, ses seslerde, tiz seslerde bize ulaşacak. Onun dışında burada dili ayarlayabilirsiniz. Buradan dili seçebilirsiniz. Bunun dışında herhangi bir şey yapmanıza gerek yok Ve Sizlere ayrıca whatsapp whatsapp üzerinden e, davet kodu göndereceğim sunucuya katılma davet kodu Oradaki linke basıp direkt e, Katılma ekranına gelebilirsiniz Onu da göstereyim sizlere e, A18 Üma Discord Server diye bir yazı çıkar. Buradaki alttaki linke tıklayıp oradan direkt olarak e, Salı 18'de bu cumartesi grubu Salı 18 grubuna katıl deyip sunucuya direkt olarak katılabilirsiniz. Burada başka bir önemli nokta ise buradan ses kanallarından genele gelmeniz ve orada beklemeniz. Çünkü burada e, kaldığınızda bizler sizleri duyamıyor, göremiyor olacağız. Eski, genel platformuna gelirseniz e, oradan sizleri duyabiliriz. Bir zaman mikrofonunuzu açarsınız, konuşursunuz. Sesinizi kapatırsınız. Ve buradan uygulamayı ben okuyucular olduğunda okuyucu platformunu alacağım, sunucusunu alacağım sizlere. Oradan okuyuşlarınızı yapacaksınız. E, umarım bu video sizlere yardımcı olmuştur. Onun dışında herhangi bir şey yapmanıza gerek yok Ders zamanında Tabi e, Facebook'tan yapılıyor yayınlarımız Discord üzerinden Sesler olacak Uygulamalar yapılacak Facebook'tan Discord'a geçtiğinizde Facebook'un sesini kısabilirsiniz e, Uygulama yaparken sadece Discord'u da kullanabilirsiniz Önemli olan Yayının sesi Yayın biraz daha geç gelecek Discord ise anlık olacak yayının sesini biraz kapatırsanız kafanız karışmaz. Ve bir önemli noktada uygulama yaparken kulaklık kullanırsanız sesimiz bizler konuştuğumuzda tekrar bize yankılanmaz. Evet arkadaşlar umarım yardımcı olmuştur bu video size. Derslerde görüşmek üzere.